Eğer burası düşmanın eline geçerse diğer tabyalarda domino taşları gibi düşecekti. Bunu gören Rus birlikleri yoğun bir şekilde Balaklava limanındaki 1 numaralı tabyaya saldırdı. Bu hayati savunma hattını koruma görevi sadece birkaç yüz Osmanlı askerine kalmıştı. Hafif Tugay'ın başına gelen felaketin ardından İngiliz basını suçu yükleyecek bir günah keçisi arayışındaydı. Bu yüzden Türk birlikleriyle işe yaramaz beceriksizler diye alay ediyordu. Fakat Mike Hargreaves Mawson gerçeğin farklı olduğunu kanıtlamak istiyordu. Mike, Kırım Savaşı Araştırma Topluluğu'nun bir üyesi. Onlar 1 numaralı tabyada gerçekte neler olduğunu bulmaya çalışıyorlar. Önce kanıtların bulunması gerekiyor. Topluluğun çalışmaları yanı sıra arkeolog Bill Freeman da arazideki kanıtları arıyor. Mike ve diğerleri ona ne tür bir şey arayacağına dair bilgi veriyorlar. Tabyaların inşası için yapılan kazıların izleri aradan 150 yıl geçtikten sonra bile hala orada duruyor. Phil bu izleri incelemek için en son teknolojiden yararlanmakta. Uzaydaki uydulardan gelen yüksek çözünürlükteki görüntüler, Balaklava Savaşı'nın arazi yapısını ilk kez ve bütün şaşırtıcı detaylarıyla meydana çıkarıyor. 600 kilometre yükseklikten alınan tek bir uydu görüntüsü, bütün Balaklava Savaş alanını gözler önüne seriyor. Uydu fotoğrafının olağanüstü çözünürlüğü sayesinde Carver's Tepesi gayet net görülebiliyor. Fakat Phil'in tabyaların pozisyonları hakkında detaylı bilgiye de ihtiyacı var. Nothing at all. Tent accommodation? No. It was a very crude defense thrown up very quickly. If you read the accounts, both from the Russian side and from the Allied side, it was perfectly easy for the assaulting troops simply to jump over it. My impression is... Kırım Savaşı hakkında yapılan araştırmalar, Ukrayna'nın batıya açılmasından sonra kökünden değişti. Çünkü artık savaş meydanını incelemek mümkündü. This is the great opportunity. Where they're welcoming us in, to get in there and seize the day. Uydu görüntüleri ve uzman danışmanların desteğiyle arkeologlar bölgeye gidiyorlar. 150 yıl önce yapılan Balaklava Savaşı'nda tam olarak neler yaşandığını gösterecek ipuçlarını arayacaklar. Uzun süre Sovyet ordusu tarafından kontrol altında tutulan Kırım, tam anlamıyla arkeolojik bir hazine. Antik çağlardan Soğuk Savaş'a kadar binlerce yıldır üstünde defalarca savaş yapılan bu bölgede muhtelif eski eserler dağınık halde beklemekte. Uydu görüntülerinin desteğini alan Phil Freeman ve ekibi, Hafif Tugay'ın ölümcül görevine uzanan olaylarda Türk birliklerinin rolünü araştırmak üzere Carver's Tepesi'ne geliyor. İlk görevleri 1 numaralı tabyayı bulmak. Uydu fotoğrafı Phil'e 1 kilometre genişliğindeki tepede nereye bakması gerektiğine dair ipuçları veriyor. Güneydoğu yönünde toprağa kazılmış küçük bir bölge buluyorlar. Fakat bu bölgeyi tepenin üzerinde yürürken tespit edebilmek hiç de kolay değil. En son teknolojiden yararlansalar bile. Bunun üzerine ekip daha geleneksel tekniklere başvuruyor. Arazinin yüzeyi incelenerek toprağın nerelerde kazılmış olduğu saptanacak. I was standing on top of Ken Roberts Hill and as you can see as we look round, see that the site is a mishmash of banks and ditches. The problem for us is that there is a considerable quantity of this sort of earthwork activity going on. What we need to do is like sort of lay out grids first of all, and then on each of the points where the grids intersect with one another, we'll take a reading, and from that we can then produce a 3D model. İncelemeler devam ederken Phil yakındaki bir başka tabyaya gidiyor. İsimsiz tepe tabyası da bir numaralı tabyayla aynı anda kullanılmaktaydı. Yapısı ve boyutları Phil'e ne tür bir şey araması gerektiğine dair ipuçları verebilir. Well, they've opened up quite a bit more of the bank. And in doing so, in extending the trench in this area, they've taken out part of the Crimean War fortifications. What that's left, among other things, is quite a good cross-section of those fortifications. You can see the initial creation of the bank here, and then a series of fills which run up against the wall, whose face you can see on the other side quite well in the new trench. Buradaki eski eşyalar tabyanın Türk birlikleri tarafından savunulduğunu gösteriyor. Phil, 2000 metal dedektörcüsü Simon Richardson'la beraber kendi tepelerinde rastlayacakları eski eşyalar hakkında fikir sahibi oluyor. Obviously, we can't find those with a detecting survey, but they should be lying around as surface finds if we're going to, if we're lucky. Surface finds. You have a plate there with a shaker plate. Yeah, 41st. And there's also one other find which I know about, and it's this. Oh wow! It's a silver coin, believe it or not, despite the colour, and it's been pierced. It's been reused either for jewellery or for people keeping their cash on their neck. It dates to about 1830. And it's minted in Istanbul. Yes, nice inscription. It'd be great if we could get similar sort of finds from Ken Roberts. But I think we'll be very lucky if we find that sort of thing. It's quite a pretty piece. Bölgede az şey bulunuyor. Fakat şurası açık ki çok kötü koşullara rağmen Türk askerleri son derece iyi siperler inşa etmişler. Phil gördüklerinden cesaret alıyor. Belki de Carver's Tepesi'nde de buna benzer bir durum ortaya çıkabilir. Ekibin arazi tetkikleri artık tamamlandı. Fakat şimdi de başka bir sorun var. Hedef bölgenin etrafında karışık bir toprak yığını var. Kırım Savaşı Balaklava arazisinde iz bırakan tek muharebe değildi. Bölge 2. Dünya Savaşı sırasında da Kızıl Ordu'yla Hitler Almanyası'nın kuvvetleri arasında şiddetli çarpışmalara tanık oldu. You find scattered around all kinds of things. For instance, look like a couple of foxholes here from the Second War, bomb craters, again scrapes and scoops. Phil, toprak yığınlarından oluşan karmaşık bir labirentin içinde uydu fotoğrafında kendini gösteren yapının yerini tespit ettiğini düşünüyor. Bunun bir numaralı tabya olduğunu tahmin ediyor. Ancak bulduğu bir önceki tepedeki kadar büyük bir yapı değil. Kırım Savaşı'nın toprak yığınlarıyla daha sonra yapılan 2. Dünya Savaşı kalıntılarını birbirine karıştırmamak gerek. Ukraynalı arkeolog Dimitri Stony'nin fikirlerine de başvuruyor. Dimitri, Balaklava bölgesindeki 2. Dünya Savaşı kalıntıları konusunda bir uzman. Bu savaştan kalan bütün siperleri ve hayvan çukurlarını teker teker saptıyor. Geriye kalanlar da muhtemelen Kırım Savaşı'na ait. We come into this what looks to be a very interesting feature around the corner. Could you tell me what you think it is? I think this is a rest of maybe British, maybe Turk battery, gun battery of Crimean War. A road, two guns, and a wall. You can see a very good view to village Kamare, and very good road from Russian position to Balaklava is very important, very strategical. Phil nihayet bir numaralı tabyayı bulduklarından emin oluyor. Burası aşağı yukarı 40 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde. Eğimin içine yerleştirilmiş bu basit silah bataryası küçük bir toprak yığını ve hendekle korunuyor. Konumuysa Balaklava limanına giden o hayati geçide hakim. Buradaki Türk askerleri düşman hücumuna karşı son derece savunmasız ve çaresiz kalmış olmalı. Phil şimdi de Türk askerlerinden ve savunma hattını korumak için verdikleri mücadeleden kalan izleri araştırıyor. Fakat bir sorun var. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan artıklar işi karıştırıyor. Russian cartridges. Must be a couple of thousand here laid on the floor. I mean, it's a problem as far as the metal detecting survey goes, because in this particular area, it's so, I mean, it's just a blanket covering. To get through this dense layer of material, it's going to be very, very difficult indeed. Simon çok zahmetli bir iş olacağından çekinse de Tabya'daki araştırmasını özenle yapıyor. Belgelenen kanıtlara göre burada hayat Türk askerleri için zordu. It must have been like hell on earth. Here they were dumped in the autumn or winter of a particularly miserable climate. It was cold, it was wet. For the previous 3 or 4 weeks, the total ration issue that they had been given to eat was 2 biscuits. And they'd been living off what they could find lying around on the ground. And bear in mind, you've got a huge army of invaders picking the ground clean. There wasn't much left for the poor Turks. Her ne kadar Türklerin günlük hayatlarının izlerini tespit etmek kolay olmasa da Simon, Tabya için yapılan çarpışmanın izlerini bulacağından emindi. Ne var ki yanılmıştı. I've set the metal detector as I would set it in the average field, looking for small artifacts such as buttons and musket balls and things like that. But to show you what we're up against, as you can hear, there's a complete covering of ferrous material. The material is all Second World War, and to try and penetrate this and pick out minute finds such as pistol balls. Very, very difficult indeed. Nearly impossible. Moralleri bozulan Phil ve Simon tarama bölgesini değiştirmeye karar veriyor. Phil, Rus silahlarının kayıtlarda görünen pozisyonlarına bakarak oradan Tabya'ya doğru atılan cephanenin yaklaşık olarak nerelere düşmüş olabileceğine bakıyor. Şans eseri incelemelerin gösterdiğine göre bu bölge 2. Dünya Savaşı'ndan çok az zarar görmüş. Simon da Tabya'dan birkaç yüz metre uzakta yeni bir araştırma başlatıyor. Yaptıkları taktik değişikliği saatler sonra meyvasını veriyor. We're standing on the west side of Ken Roberts, looking across to Balaklava and Sevastopol. As we look down the slope, you can see a series of red markers, flag markers, which represent hits that the metal detectorist has made. Each one represents one large caliber lead ball. Bu kalıntıların bu kadar yayılmış olmasının önemli bir yanı var. There is an interesting pattern, effectively a fan, as we look down. Bu yüzey yapısına bakılırsa söz konusu olan muhtemelen havada patlayan bir Rus güllesi. We found quite a spread, 13.5 pieces, which we're fairly certain this is from a spherical case shot, which is a hollow cannonball set with a fuse, so it bursts in the air over cavalry or infantry. Quite a devastating weapon. When I found the first one, I was very excited because I knew more or less what it was. And then when the second one came up, I knew it wasn't just an isolated find. Kovanlar 1 numaralı Tabya'ya yönelik atılmış ama aşıp öte tarafında patlamış olmalı. Türk askerlerinin bu tepede göğüs germek zorunda kaldığı acımasız silahların ilk somut örneği bunlar. Bir numaralı Tabya'ya yönelik Rus hücumu gün doğumunda başladı. 30 toplu bir ağır bombardıman bataryası tepeye ateş açmıştı. Tarihi kayıtların gösterdiğine göre 600 kişilik Türk birliğinin elinde sadece 3 İngiliz topu vardı. İncelemelerin de ortaya çıkardığı gibi acımasız top ateşinin altında kaldıklarında siperleri ancak birkaç metre yükseklikteki toprak yığınlarından oluşuyordu. Korunmasız, silahça ve sayıca az olan Türk askerleri bu saldırıya pek karşılık veremediler. Fakat cesurca davrandılar. You saw the enemy infantry advancing. You had to stand. You had to defend your redoubt. And they did. Hafif Tugay'ın başına gelen felaketten hemen sonra İngiliz gazeteleri Türk birlikleriyle alay edecekti. Fakat eldeki kanıtların gösterdiği şu ki bu birlikler gayet disiplinliydi ve iyi komuta ediliyorlardı. Doktor Firuz Yasami, Orta Doğu incelemelerinde bir uzman. Osmanlı ordusunun oluşumu ve eğitimi üzerinde araştırmalar yapıyor. Up until the Crimean War, nobody was really sure what the Turkish army was or was not capable of. A European-style officer cadre or officer corps was a new phenomenon in the Ottoman army, and it only existed since the 1830s, when they'd set up a war college. Kırım Savaşı zamanında İstanbul Savaş Okulu, Osmanlı İmparatorluğu'nun en gözde kurumuydu. 1850'lerin Türk ordusu perişan ve yeteneksiz olmak şöyle dursun, subayları İngiliz ordusundaki görevlilerden çok daha eğitimliydiler. One point that I think you can make is that within the Ottoman army, warfare was viewed as a religious duty. A man who was killed became a martyr, a shahid. A man who survived was a ghazi, a warrior for the faith. Son derece hafif silahlarla donatılmış ve destek alamayan Türk birliklerinin nasıl sonuna kadar cesurca direndiklerini ancak bu şekilde açıklayabiliyoruz. Yine de bu kahramanca direniş, savaşı anlatan pek çok tarih metninde es geçilmektedir. Aslında Türklerin korkaklığı üzerine söylentiler şans eseri çıkmamıştır. Tarihçi Mike Hargreaves Mawson, İngiliz komutan Raglan'ın Rus saldırısına büsbütün hazırlıksız yakalandığına inanıyor. Opinions are divided, but it would appear that Raglan and his entourage got up onto the Sapun Heights about 7:30, 8 o'clock in the morning. What isn't at issue is the fact that the Russian assault began at 5 that morning. Raglan, Rus saldırısına yanıt vermekte geç kalmıştı. Kumanda pozisyonuna geldiği sırada bir numaralı tabyadaki Türkler yaklaşık 3 saattir Rus bombardımanı altındaydı. Resmi kayıtlar Raglan'ın geç kaldığını gizlemektedir. Raglan, when he came to write his report, didn't want to point out that they'd taken 3 hours to get to the battle, and so 3 hours got truncated down to a few minutes. And it was the Russians attacked, the Turks ran. Tabyaların düşmesi savaşın başlangıç aşamasının sonu demekti. Bu da zincirleme gelişmelere neden oldu ve sonunda ortaya bir felaket çıktı. Tabyalarda domino taşları gibi devrildi. Tepedeki konumundan aşağı bakmakta olan İngiliz komutan, aşağıda ele geçirilen tabyalarda tehlikeli bir gelişmeyi fark etti aniden. Lord Raglan can see that the Russians are bringing up engineering equipment and putting tackles on the British guns that the Turks have had to abandon. And in the Wellingtonian military tradition, you must never lose a gun. Raglan paniğe kapılıp acil bir emir verdi. Buna göre Hafif Tugay saldırıya geçerek Rusların ele geçirdiği silahları alıp götürmelerini engelleyecekti. If you're going to send an order that must be acted on immediately, you send the fastest man in the army. Yüzbaşı Louis Nolan en uygun seçenekti. Atak bir genç olan süvari Nolan, süvari komutanı Lord Lucan'a emri iletmek için atını son hızla sürerek Sapun sırtından Güney Vadisi'ne doğru harekete geçti. İşte o andan sonraki süreçte yapılan hatalar Hafif Tugay'ın felaketine neden oldu. He goes up to Lord Lucan and he hands him the message from Raglan, and Lucan cannot see the guns. Lucan şaşırmıştı. Açıklamaya ihtiyacı vardı. Nolan'a silahların nerede olduğunu sordu. Nolan da eliyle düşen tabyaların istikametine işaret ederek hedefiniz işte orası dedi. Fakat aynı yönde başka bir silah grubu daha vardı. Bu da Rusların Don Kazakları top bataryasıydı. Nolan was angry. Lucan was useless. So Lucan accepts the order to charge guns. He's just going to charge the wrong guns. Bir şekilde işler alt üst olmuş, Rusların ganimet olarak götürdüğü İngiliz toplarıyla her an atışa hazır olan Don Kazaklarının topları birbirine karışmıştı. Tarihçiler Hafif Tugay'ın katliamının sebebi olarak hep Nolan'ın el hareketini gösterdi. Ya kasten ya da yanlışlıkla Kazak bataryasını işaret ettiğine inanıyorlardı. Fakat olay gerçekten böyle miydi? Richard Rutherford Moore bir savaş alanı kâşifi ve rehberi. 10 yıldan uzun süredir Balaklava Muharebesi'nin geçtiği bölge üzerinde çalışıyor. Richard gerçekten ne olup bittiğini anlayabilmek için araziyi çözmek gerektiğine inanıyor. Savaş sırasında orada olan kişilerin neyi nasıl gördüklerini tam olarak meydana çıkarmak istiyor. Bu iş için uzaktan duyarlılık uzmanı Jessica Trelligan'la birlikte çalışıyor. Jessica daha önce Balaklava Vadisi'ndeki ilk bilimsel yüzey araştırmasını tamamlamıştı. Bulmaları gereken ilk şey Başkomutan Raglan'ın görüş açısıydı. Raglan'ın Sapun sırtlarındaki kumanda pozisyonunu bulmak için biraz dedektiflik yapmak gerekiyor. Birinci ipucu dünyanın bilinen ilk savaş fotoğrafçısı Roger Fenton'ın çektiği fotoğraflardan çıkıyor. Bu fotoğraf savaştan sonra Raglan'ın kumanda noktasından çekilmiş. Belki de bu olayı çözmelerine yardımcı olacaktır. ...1854'te burada hiç ağaç yoktu. Bu yüzden bakarak karar vermek zor. Üstelik yoğun çalılar da var. What does it look like from your side? So hard to tell with the vegetation in the way. I think maybe. Jessica, Raglan'ın Hafif Tugay'a verdiği emrin uygulanışını izlediği noktaya çok yakın olduğuna emin. Bulunduğu pozisyonu kaydediyor. We think we're more or less in the right place in the photograph. So I think it would be really neat to see what this would have looked like without trees in it. We can't do anything about it now, but we can take it virtually, look at the computer, do a little line of sight analysis and see if they would have been able to have a clear shot through here. Здравствуйте, моя подружка. Здравствуйте. It's an amazing piece of technology. This is a geographic information system. And the nice thing about it is the way that it integrates different types of data. So you've got graphic data, topography, our iconist image that we could zoom in on, different levels of scale going out all the way to the whole Crimea. Bilgisayar, yüzey araştırmasının verileriyle uydu görüntülerini birleştiriyor. Böylece Jessica, bölgede seçilen iki nokta arasında görüş açılarını tespit edebiliyor. Önce Balaklava Savaşı'nın tabya hattını da içine alan kilit noktalarını gözden geçiriyor. Sonra da Başkomutan Raglan'ın görüş açısını ekliyor. It'd be interesting to see from here just what Lord Raglan could see. Yeşil Hat, Raglan'ın ele geçirilen tabyalardaki silahların götürülüşünü gördüğünü doğruluyor. Aynı zamanda Kuzey Vadisi'nin ucundaki Don Kazak bataryasını da görebiliyordu. Bu da tarihi kayıtları onaylıyor. Fakat Lucan ne görebiliyordu? Onun görüş açısını saptamak daha da kolay. This is the British memorial to the Battle of Balaklava, and we're standing in Redoubt number 5. In this area here was where Lord Lucan stood and received the orders from Lord Raglan. The big problem I've always had in trying to understand this part of the battle is the terrible view that you get over the area in front of you from the position in which that fourth order was received. You can see the captured redoubts, number 1, number 2, part of number 3, but you can't see anything that's going on beyond them because of the hill directly in front of you. You can't see anything at all of the North Valley of Balaklava. Richard, Nolan'ın yanlış silahları işaret etmiş olabileceğine inanmıyor. Çünkü bu pozisyondan onları görmesi mümkün değildi. Fakat savaşın üzerinden geçen 150 yılla birlikte görüş açısı değişmiş olabilir. Şu anda baktığımız yönde ağaçlar duruyor. So from Redoubt number 5, how much of this area here on the other side of the ridge could we see? Lucan'ın görüş açısının planı çizildiğinde ortaya bambaşka bir sonuç çıkıyor. Lucan ne götürülen tabyadaki silahları ne de Don Kazaklarının bataryasını görebiliyordu. Gelen emirle kafası karışmış olmalı. Richard'ın teorisi onaylandı. Nolan eliyle her iki silah grubunu da göstermiş olamazdı. Çünkü bu pozisyondan ikisi de görünmüyordu. Kafası karışan Lucan, emri Hafif Tugay'ın komutanı Lord Cardigan'a iletti. Böylece süvariler Kuzey Vadisi'ne doğru harekete geçtiler. Başlangıçta ortada herhangi bir sorun görünmüyordu. Raglan looks down and he sees his light brigade moving off along the valley floor. So far so good. Nolan, who knew which guns the light brigade was supposed to be going for, is also thinking, fair enough. We're moving off down the valley. We're going to go to the redoubts and we'll stop the Russians carrying off British guns. Aniden Nolan bir şeylerin çok yanlış gittiğini fark etmiş olmalı. There comes a point where for some reason Nolan rides out in front of the brigade and heads off towards the causeway heights. Raglan expected, Nolan expected Cardigan to turn right. Nolan rides out in front of Lord Cardigan, going three's right, turn to the right in threes. And Cardigan doesn't understand what Nolan's shouting about. He thinks that Nolan, who is an arrogant son of a sea cook anyway, is trying to lead the charge himself. And Cardigan just puts his head down and keeps charging. The Russian guns at the same time here fire. One of the 18-pounders sends a shell over and it explodes exactly where Nolan is at the time. A shell splinter goes straight across his chest. He emits a loud shriek. His sword falls from his hand and eventually he tumbles from his horse to be ridden over by the ranks of the Light Brigade after him. Nolan görev emrini getiren adamdı. Ölümüyle birlikte felaketin önlenebilmesi için son umutla söndü. So what Raglan sees is one half of his cavalry force charging in the wrong direction. And worse than that, Raglan sees half of his cavalry charging to certain destruction. Hafif Tugay'ın freni kopan bir tren gibi vadiden aşağı doğru inmesini artık hiçbir şey engelleyemezdi. Vadinin çevresindeki Rus bataryaları ateş açtı. The Russian gunner at that point can't see through the smoke. He only sees his own gun. But the Russian gunners even through the noise and the shock of serving their pieces and firing their guns, could feel the rumble coming up through their feet, a subsonic rumble. The moment of surprise is now past for the Russian artillery. The light brigade are getting very close to the guns. There's going to come a point where the charge will be blown, the lances will come down, the swords will go out, everybody will dig their spurs in and hit the target. It hit the guns and this terrible fight developed around the battery. One British trooper said, the entire place was like darkness. It was like fighting at night. It was surrounded by an inky blackness of gun smoke, clashes of swords, men shouting, horses screaming. Her ne kadar tam bir cesaretle yerine getirilmiş olsa da verilen emrin sonucu tam bir felaketti. Perişan olan Tugay'ın geri kalanları Kuzey Vadisi'ne doğru geri dönerken Başkomutan Raglan ve diğerleri olanları sadece sessizlik içinde seyrettiler. Peki hayatta kalanlara ne olmuştu? George Lloyd Smith. The last who returned up the valley after the charge of the Light Brigade at Balaklava. Ken Horton, Hafif Tugay'da görev alan askerlerin hikayelerini araştıran bir uzman. 30 yıldır burada görev yapan kişilerin şaşkınlık verici hikayelerini araştırıyor. Taburun başçavuşu George Lloyd Smith, 11. Süvari Birliği'nden hayatta kalanlar arasında en tanınmışlardan biri. Lloyd Smith'in Kırım Savaşı'ndan kalma eşyalarının arasında görev sırasında giydiği ceketi de var. Rusların 11. Süvari Birliği'ndeki bir adamdan aldığı düğme de üstünde. This is Lloyd Smith's own tunic and it's pretty well identified by the tag. There in fact is the Russian button and the number 11 on it. This button was cut off the jacket of one of the 11th Russian Hussars at Balaklava. Amazing, isn't it? Ken yaptığı bu özenli araştırma sırasında Hafif Tugay'ın anlatıla gelen öyküsünü değiştirebilecek şaşırtıcı bir gerçeği de açığa çıkarttı. Ken Horton, Hafif Tugay'daki askerleri araştırırken tıbbi kayıtlara yöneldi ve Kraliçe Victoria'nın ordusundaki insan yüzlerini kaydeden raporları buldu. Bu çok detaylı belgesel çalışma, Ken'in meşhur Tugay'ı meydana getiren kişilerin hikayelerini bir araya getirmesini sağladı. Private James Glenister, age 22, good character. Comminuted fracture of the lower jaw by pistol shot in the cavalry charge at Balaklava. The ball passed across below the chin and he is much disfigured. These are human records and one I like to collect. It is the information of the men that were in the charge and how they suffered. Ken hayatta kalanlarla ilgili bilgi topladıkça gerçeği fark etti. There were only 102 killed outright from the 670. 56 were taken prisoner, of which half of those died in captivity. But at the end of the war, coming back to England, I'm always reckoning that at least 450 of those original men did return to these shores. Yani 600 kişinin tamamı ölmemişti. Aslında Hafif Tugay'daki her 7 askerden neredeyse 6'sı o ünlü saldırıdan sağ çıkmıştı. Oysa İngiliz askeri tarihine göre Tugay'ın tamamı hayatını kaybetmişti. Peki ama o zaman neden hepsinin öldüğü söyleniyordu? İngiliz gazeteleri yaptıkları haberlerde bire bin katmış, yaşanan yenilgiyi sansasyonel bir şekilde duyurmuşlardı. Bir de şair Tennyson'ın bu konuda kaleme aldığı ünlü şiiri eklenince ancak destanlarda görülen bu fedakarlık efsanesi halk arasında yayılmıştı. Hafif Tugay yaptığı hücum süresince top ateşine tutulmuştu. Ama acaba Rus topçusunun gücü biraz abartılmış olamaz mıydı? 150 yıldan sonra bu sorunun yanıtını bulabilir miyiz acaba? Bu sorunun yanıtı hücumun zamanlamasının matematiksel olarak incelenmesiyle bulunabilir. Kayıtlara göre Hafif Tugay'ın vadiden 2000 metre aşağıda bulunan Kazak bataryasına ulaşması 7,5 dakika sürmüştü. Tugay saat 11:10 geçe harekete geçmişti. 30 saniye içinde sol taraftaki bataryanın ateş alanına girdiler. Tepede konuşlanmış olan 10 top üzerlerine doğrudan ateş açıyordu. Bir süvari görevinde belli bir zamanlamayla ilerlemek gerekir. Fakat top ateşi açıldığı anda Tugay iyice hızlandı. Tugay atış menzili içindeyken bataryadan en fazla 70 mermi atılmış olabilir. Tugay 3. dakikada 8 Kazak topunun uzun menzilli ateşi altında kaldı. 5. dakikadan itibaren de geçidin üzerinde konuşlanmış 8 topluk bataryanın ateşi buna eklendi. Bu yüzden zayiat artmış olmalı. Fakat Tugay artık hafif bir kavis çizerek hızlanıyor, vadiye doğru alçalıyordu. Altıncı dakikada Tugay yolun sonuna yaklaştığından çapraz ateş kesilmiş olmalı. Çünkü eğer geçitteki toplar ateşe devam etseydi Kazak topçularını vurabilirlerdi. 7. dakikada Tugay Don bataryası için artık kör bölgedeydi. Fakat Rus topçusunun görüş sahası kendi yarattığı duman yüzünden kısalmıştı. Daha 8 dakika dolmadan Hafif Tugay onları vurmadan önce yaklaşık 100 salvo atış yapmış olmalı. Toplam olarak 26 Rus topundan 200 kadar atış yapılmış oldu. Bu başarısız hücum ve ardından gelen geri çekilmenin tamamı 30 dakikadan kısa sürmüş olmalı. Herkesin anlattığı efsanenin aksine Hafif Tugay hiçbir zaman 3 taraftan birden ateş altında kalmadı. İddia edildiğinden çok daha az kayıp verilmiş olmasına rağmen bu hücum yine de genç insanların hayatlarına mal olan anlamsız bir fedakarlıktı. Rus birlikleri tabyaların kontrolünü ellerinde tutmaya devam etti. Kayıp silahlarsa bir daha asla geri alınamadı. The only effect that the charge of the Light Brigade had on the war as a whole was to convince the Russians that British soldiers were mad and were dangerous and were liable to do just about anything, that they were murderous, and don't discount that, because scaring the hell out of the enemy is a good thing to do in war. But from the point of view of strategic or tactical aims, the charge of the Light Brigade is irrelevant. Savaşın sonucuna çok daha fazla katkısı olan şey, Türklerin 1 numaralı tabyayı savunmalarıdır. Bu direniş sırasında aynı anda ateş eden 30 Rus topunun bombardımanına maruz kaldılar ki, bu Hafif Tugay'ın karşılaştığından çok daha fazlaydı. Üstelik Türk askerleri hareket halinde hedefler değildi. Oturdukları yerde bekliyorlardı. Sığ topraktan yapılma siperleri dışında hiçbir korunmaları olmaksızın acımasız Rus bombardımanına yaklaşık 3 saat boyunca direndiler. Bu süre Hafif Tugay hücumundan 6 kat daha uzundur. Türk askeri Balaklava Savaşı'nda kimsenin bilmediği ama çok önemli bir rol daha oynamıştı. When the redoubt fell, 170 Turks lay dead. Their fellows fled back across the South Valley. Russian cavalry were following them up, harrying them, slashing at them with sabres, cutting their heads in half, forcing them to flee at top speed. Mad panic, but a lot of them didn't. With the men from the redoubts numbers 3 and 4, they formed up on the next line of the defences of Balaklava, Sir Colin Campbell's 93rd Highlanders. Dağcı Birliği'nin gösterdiği hayati direnişle karşılaştırınca Hafif Tugay felaketi sadece basit bir atraksiyon olarak kalıyor. 93. Birliğin direnci Balaklava limanını kurtarmakla kalmadı, İngilizlerin Ruslara karşı savaşa devam edebilmelerini de sağladı. There was about twice as many Turks as there were 93rd Highlanders in the thin red line. But of course all that anyone ever remembers is the thin red line. Savaşa yapılan bu hayati katkı bile önemsenmedi. Türk birlikleri ittifak kuvvetlerinin yanında hep küçümsendi. Eventually those Turkish troops that were left in the Crimea were set to carrying things as beasts of burden. They would carry wounded British and French down to the ships. They would carry up food and firewood from Balaklava harbour up to the camps. They weren't allowed to fight again. They weren't allowed to do anything military again. They were basically two-legged donkeys. Bir numaralı tabiayı düşmana karşı savunanlar acımasız Kırım kışına yenildiler. Hafif Tugay'ın yaptığı hücum bir efsaneye dönüşürken Türk askerlerinin kahramanlık öyküsü Kırım tepelerinin dik yamaçlarından aşağılara doğru kayıp gitti, unutuldu.